Merhaba hanımlar, Atölye ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgü dışında bir şey yapacağız sizlerle. Biliyorsunuz bu dönem bütün dünyada en çok konuşulan ve ülkemizde de şu anda var olan koronavirüs sebebiyle maske bulmakta oldukça zorlanan ve maddi sebeplerle çok fazla alamayan bir sürü insanımız var. Instagram'da kendime dikmiştim. Çok fazla talep geldi. Basitçe bize de gösterir misiniz diye. Biliyorum örgü kanalı benim kanalım ama bu süreçte basitçe bunun da yapımını paylaşmak istedim sizlerle. Herkes evindeki malzemelerle kısa sürede bunu nasıl yapabilir? Şimdi bu maskenin avantajlarından biri de kaynatılır halde olması, kumaş olması sebebiyle kısaca malzemelerinden bahsedeceğim. Gerçekten evdeki birkaç şeyle bunu siz de dikebiliyor olacaksınız. Bir kere pamuklu kumaş kullandım. Bu gömlek kumaşı olur, çarşaflık kumaşı olur. Yani evde var olan herhangi bir kumaş. İç kısmında tülbent kullandım, rahat nefes alınabilsin diye. Hatta bakın böyle kullanmadım. Annemin çeyizime yaptığı başörtülükleri kestim. Düz kısımlarını da kullandım. Dilerseniz kumaşı iki kat yaparak da kullanabilirsiniz. Ama çok kalın kumaşları çok tercih etmeyin derim. Kenarlarında lastik. Ben makinayla diktim ama biliyorum ki herkesin evinde dikiş makinesi yok. O yüzden bugünkü gösterimimi böyle basit bir iğne iplik yardımıyla yapacağım. Kenar kısmında da ince bebe lastiği kullandım. Saç tokası kullanabilirsiniz. Yine fazlalık lastiklerinizden paket lastiği bile olur ama onları yıkayamadığımız için bozulabileceği için bu tip bir lastiği tercih etmenizi öneririm. Şimdi kumaş ölçülerini vereyim. İç kısmında ve üst kısmında ve bir an evvel dikmeye başlayalım. Verdiğim ölçüler yetişkin için siz bunun üzerinde küçültmeler yaparak hem eninde hem boyunda çocuklar için de yapabilirsiniz. Bu arada küçücük bir not. Maske bizi hastalıktan korumaz. Bu maskelerin de koruyuculuğu çok yüksek değil. Bunun bilgisini baştan paylaşayım. Ama hiç maske bulamayan ve takmak zorunda olanlar için dediğim gibi elimizdeki koşulları değerlendirmek adına yapacağımız bir proje bu. 23 santim bu renkli olan kısım 23 santime 18 santimetre boyutunda bir dikdörtgen, iç tülbenti ise 18 santime 18 santim. Niye bunun daha küçük olduğunu az sonra püfleriyle zaten paylaşacağım. Lastiğimizin şöyle katladığımızda tabii ki 10 santim, yani totalde şu kısım 20 santim, yanlış ifade etmeyeyim, yarısına kadar ben katlayarak kestiğim ve hesapladığım için şu kısmı 10 santimde, tamamı 20 santimden iki parça. Bu da yine sizin kafa ölçünüzde, çocuklarda daha az tabii ki, ve kulağınızdaki rahatlık kısmına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi şöyle altta desenli bir kumaşım var, 23'e 18 santim. Tülbent ki dediğim gibi aynı kumaştan olur, yine farklı kumaştan olur, hiç fark etmez. Kumaşımız 18'e 18'e kareydi. Bunu böyle orta kısmına yerleştirdim. Kenarlarda eşit boşluk olacak şekilde. Birebir aynısı yapmıyorum. Çünkü az sonra göreceksiniz bu katlandığında olabildiğince, yani şu kısım olacak katladığımızda. Bu kısmın kalınlık yapmamasını istiyorum. O sebeple buralarda eksik bir parça bıraktım. Bu arada tabii ki toplu iğne kısmını da söylemeyi unuttum zannediyorum. Toplu iğne ya da böyle tutacaklarınız, mandallarınız varsa onlar da işimize görür. Şimdi dikiş makineniz varsa zaten bunu dikmek inanın 5-10 dakikanızı alır. Ama dikiş makinesi dediğim gibi herkesin evinde yok. Normalde kendi rengiyle tabii ki dikmenizi tavsiye ederim ama görünür olması adına ben böyle siyah bir iplik aldım. Bu noktada şimdi kaymasın diye farkındaysanız kumaşımı ayırmamışım. Farkındaysanız kumaşımın ön yüzüne yerleştirdim tülü. Çünkü dikip ters çevireceğim. Şöyle iğneliyorum kayma yapmaması için. Ve sadece iki tarafını dikeceğim. Şu yanlar açıkta kalacak. Bunlar en son aşamada dikilecek. Çünkü oralar dediğim gibi lastiğin gelip katlanacağı yerler olacağı için
olabildiğince kalınlığı azaltmaya çalışıyorum. Şimdi hiç eline iğne iplik alıp dikmeyenler bile rahatlıkla inanın yapabilirler. Şu başlangıç kısmına geldim. İğnemi yarım santim kadar aşağıdan, dikiş makinesinde de dikiyorsanız makine ayağınızı yarım santim kadar ayarladıktan sonra şöyle geçiriyorum. Ve iğne ardı yapacağız. Makine dikişi gibi. Bir adım geriye aldım. İğnemi şöyle bakın. 3 milim kadar ileriden çıkartıyorum. Dilerseniz bunu çizerek de yapabilirsiniz. Bir adım geriye geldim. Şöyle 3 milim kadar ileriden çıkıyorum. Bu sıkı sıkıya böyle düzgün bir dikiş olur. Bir adım geldim geriye. Şöyle çıktı. Aynı maskenin örgüyle olan kısmını da yani uygulayacağız. Ama onun da içine muhakkak yine astar yapmak gerekecek. Şöyle tabii ki medikal maskelere ulaşmak hepimizin dileği ama şu anda gerçekten ihtiyacı olan sağlık çalışanlarına kalması adına bence hem evden çok çıkmıyoruz, çıktığımızda da bu şekilde dönüşüm projeleriyle atık malzememizi de azaltıyoruz. Bakın bu şekilde nereye kadar dikeceğiz? Bu astarın bittiği noktaya kadar. Şöyle dikiyorum. Aynı şeyi karşı taraf için de yapacağım. Ama ben dikiş makinesi olanlar için bir tarafını el dikişiyle, bir tarafını da makine dikişiyle yaparak ilerleyeceğim. Şimdi her iki tarafı da dikelim. Sonrasında ki süreçten yine adım adım bahsedeceğim. Evet, maskemizin üst kısmını el dikişiyle, alt kısmını ise şöyle göstereyim yakından, makine dikişiyle birleştirdim. Ve burada şöyle bir bakın kenarları açık bir yapı oluşturdum. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Ve şu kenarların düzgün olması adına yine bakın elde göstereceğim size. Bu aşamada ütü de yapabilirsiniz ama zaten son kısmında ütü gerekli olacağı için elde çabucak yapabiliriz. Şu kısmın tam şöyle düzgün durmasını sağlıyorum. Bu şekilde. Ve şöyle terliyorum sadece. Tabii kendi rengiyle yaptığınızda inanın hiç görünmüyor. Bu sefer iğne ardı değil bakın. Sadece oranın düzgün durması için tel dikiş alıyorum. Makine yine kullanıyorsanız yarım santimden üst kısmından az sonra zaten onu da göstereceğim dikilmiş halini. Hemen bir sıra makine çektiğinizde de sabitlemiş olacaksınız. Bu maskenin formunun bozulmasını engeller. Şöyle. Eliniz alıştıktan sonra bir günde böyle bir sürü yapabilirsiniz inanın. Kullandıktan sonra biriktirip 60 derecede rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Şöyle. İki kenarına da bu işlemi yaptıktan sonra ütüye ihtiyacımız olacak. Pile işlemini yapacağız. Çünkü bu oldukça geniş ama tabii yüzümüzün yapısı kavisli olduğu için oraya da düzgünce bunun oturması gerekmekte. Yaparak bu sefer sıramızın sonundan, başından sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Aynı işlemi karşı taraf için de. Ben şimdi şöyle göstereyim size. Makineyle yaptığımda ters çevirdim. Şu kısmından başladım makineyle. Sonuna kadar yine aynı şekilde buradan başladım. Sonuna kadar yaptım. İçinde tüllü kısım hapsoldu. Yani ters kısmına çevirmiş oldum. Bunda da
Az önce gösterdiğim gibi tel dikişini her iki tarafa da elde yaparak da kısa sürede tamamlamanız mümkün. Şimdi gelelim pire kırma işine. Evet, pire kırma işleminde de yine çok basit göz kararı yapıyorum aslında. Sizler de bunda çok zorlanırsanız cetvelle de işaretleyerek de gidebilirsiniz ama inanın hani çok da kritik değil. Çünkü kullanılırken bu kısım zaten açıldığı için yani bir böyle çok da simetrik olması gerekmiyor bence. Şimdi burada benim ölçüm baş parmaklarım. Şöyle ki alıyorum 3 pire kırıyorum ben bu ölçülerde. Şimdi baş parmağımın genişliği kadar şöyle düşünün. Düşünüyorum kumaşımı, şöyle genişliğini görüyorsunuz, baş parmağımı genişliği kadar kırıyorum. Yani şöyle tutuyorum parmaklarımın arasında, yaklaşık 1 santim kadar içeriye doğru büktüm kumaşımı. Ve burayı ister iğneleyin, isterseniz de şöyle minik mandallarla tutturun. Şu kısmını yandan göstereyim size. Bakın içeriye doğru 1 santim kadar aldım ve bu kısmı mandalladım. Dediğim gibi iğneleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. İğne takmanız gerekiyorsa da şöyle ve şöyle iğneleyebilirsiniz. Şimdi ikinci aşamada, hadi mandallar ses yapmasın, bunu çıkaralım. İkinci aşamada yine parmağımı, bakın tam bu pilenin bittiği yerden koyuyorum. Bir baş parmak boyum kadar belirledikten sonra şöyle sıkıştırıyorum. Yine 1 santim kadar içeriye alıyorum. Şimdi madem pratik bir şey yapıyoruz, böyle cetveller, kalemler, yani tabi dileyen olursa ölçerek yapması, özellikle hep bir sürü yapacaksanız hepsinin aynı boyutta, aynı ölçüde çıkması için kritik. Ama kendimize yapıyorsak o kadar da kritik değil bence. Bu arada tabii ki içeride tül kısmını da katlıyoruz, bakın. Şimdi üçüncü aşama, yine bir baş parmak boyutum kadar aldım. Şöyle yine tuttum parmaklarımın arasında. Bitiş noktam benim, hani o kenarda yaptığımız kenar dikişi vardı ya, bakın onun olduğu yer. Oraya kadar pilemi yine kırdım ve yine iğneledim. Şurası şöyle. Evet, şöyle iğneledim ve maskemin temel şekli ortaya çıktı. Burasını daralttık. Burası zaten bakın açılabilir hale geliyor. Bu kısım bende böyle çok da milimetrik ölçüler veremiyorum şu anda ama şöyle düşünün, katladığımızda yani 7 santim kadara falan düştü. 7,5 santime kadar düştü. Ama çok kritik değil inanın. Ben 3 pileyle bu maskenin ön kısmındaki o kapatma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi kenarlardan sabitleyelim ki açılmasın. Sonrasında da güzelce ütüleyeceğiz ve bu pileleri sabitleyeceğiz. Kenar sabitleme işimde de yine bakın elde diktiğimi varsayıyorum. Yine yarım santimden şuradan birazcık daha sıkı tel dikişiyle bu pirelerin açılmasını engelleyeceğim. Makinede dikiyorsanız yine hemen şöyle bir makine dikişi yapabilirsiniz. Şöyle çok geniş aralıklı olmayan daha sıkı sıkı tel dikişiyle pilelerimin açılmasını engelliyorum. Şöyle. Ve sonrasında güzelce ütüleyeceğim. Ve lastikleri takıp bu kenardaki açık uçları İçeriye doğru katlayarak temiz bir dikiş yapıp maskemi tamamlayacağım. Son kısma kadar geldim. Şunları da çıkaralım. Şöyle. Ve buradan düğümleyelim. Burası zaten içeride kalacak. Aynı şeyi karşı taraf için de yapıyoruz. Ve burayı güzelce ütüleyip geliyoruz. Evet, ütüledim, geldim. Bakın sabitlendi.
pileleri. Şimdi lastik kısmındayız. Şöyle iç kısma doğru çevirdim. Lastiğimi bu dikişi yaptığım yerin üzerine koyuyorum ve içeriye 1 santim kadar aldıktan sonra bu sefer bakın ipliğimi iki kat yaptım. Daha sağlam olmasını istediğim için. Şu şekilde tutturuyorum. Özenli olmanıza gerek yok çünkü içeride kalacak. Bunu içeriye doğru katlayıp sabitleyeceğiz. Böyle birkaç noktadan, hele hele ipiniz sağlamsa zaten hani çabucak halledersiniz. Lastiğinizi tutturuyorsunuz. Şimdi ben tabii hızlı yapacağım için çok uğraşmayayım. Şöyle düğümledim. Diğer ucunu da göstereyim. Bunu iki tarafa da uygulayacağız. Aynı şekilde bakın bu lastiğimizin ucunu kıvırıp 1 santim kadar da bu taraftan içeriye alacağız. Bu lastik boyu lütfen kendinize göre ayarlayın. Benim verdiğim ölçüler herkese göre yani 3 aşağı 5 yukarı tabii ki tutar yetişkinlerde. Ama vücut yapımız nasıl farklıysa yüz yapımız da farklı. O yüzden önce bir tane deneyip sonrasında daha çok sayıda dikebilirsiniz. Evet, bu şekilde sabitliyoruz ve bunu her iki taraf için de hazırladıktan sonra maskemizin son aşamasına geçebiliriz. Evet, lastiklerimizi sabitledik. Eğer makinede dikiyorsanız buraları bir git gel yaparak da sabitleyebilirsiniz dikiş makinesinde. Bakın bu tarafı tamamladım. Şimdi diğer tarafı da tamamlayacağız birlikte. Bu aşamadan sonra bu eksik yapmıştık hatırlarsanız zaten kat kat olacaktı. Bunu azaltmak adına tülbenti biraz daha dar tutmuştuk. Buradaki eğim sizi aldatmasın. Pile yaparken tabii ufak tefek oynamalar oluyor. Ama bakın şimdi tertemiz kapanacak orası. Şöyle içe bir kat kıvırdım. Sonra bunu bir kez daha kıvırıyorum. Şu şekilde. Ve de yine makinede dikiyorsanız hemen bu hattan, yine makinede dikmiyorsanız da elinizdeki iple tel dikişi yapabilirsiniz. Biraz daha tabii dar aralıklı. Makine dikişi gibi geri geriye yapmanıza çok da gerek yok açıkçası bu noktada. Sadece aralıkların yine çok geniş olmadığına dikkat ederek şöyle tel dikişi yapıyorum. Bakın arka tarafta da kendi rengiyle yaptığınızda zaten inanın görünmez bir hal alacak. Dediğim gibi ben rahat gösterebilmek adına siyah renk bir ip kullandım. Ki bazı noktalarda elle dikmek daha kolay. Makinede çok pratik değilseniz bu kadar küçük alanda çalışmak biraz zorlayabilir. O yüzden şimdi evdeyiz de elimizde de bu şekilde rahatlıkla dikebiliriz. İpinizi iki kat yapabilirsiniz daha sağlam olmasını dilerseniz. Şöyle. İç kısmından dikerek son kısma kadar geliyorum. Biraz hızlandırayım. Ön yüzünden de bu şekilde görünüyor ama dediğim gibi kendi rengiyle diktiğinizde hiç de görünmüyor ki. Keza görünse de ne olacak? Şöyle içinden bir de düğüm atalım. Ve de maskemizi görelim. Bu şekilde yıkanabilir maskemizi tamamladık. Elimden geldiğince pratik bir şekilde göstermeye çalıştım. Hem makinesi olanlar hem de elde dikmek isteyenler için. Diliyorum yararlı olmuştur. Örgülere tabii ki devam edeceğiz.
Bu özel bir proje oldu arada. O yüzden takip edenler örgü yapıyorduk ne oldu diye şaşırmasınlar lütfen. Diliyorum bu günleri sağlıkla geçireceğiz. Hiç bunlara ihtiyacımız olmayacak ama tabii ki tedbiri de elden bırakmıyoruz. Evde kalmaya dikkat ediyoruz ama çıkmak zorundaysak da bu tip basit önlemlerle kendimizi koruyabiliriz. Bu şekilde bu haftaki projemizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.